Merhabalar, adım Dilara Çelik. 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Bu videoda size tarih bölümü hakkında bilgi vereceğiz ve aynı zamanda bazı sorulara cevaplar vereceğiz. Öncelikle şuraya cevap vermek lazım. Tarih bölümünü kimler seçmeli, kimler seçmemeli? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Tarihi kesinlikle sevmeyen arkadaşlar bu bölümü seçmemeli. Şimdi tarih bölümünü okuyan çok fazla insan göreceksiniz. İşte bir kısmı 4 yıllık üniversite okumak durumunda olduğu için geliyor örneğin. Bir kısmı şehir dışına çıkalım, değişiklik olsun diye geliyor. İşte bir kısmı aileden uzaklaşmak adına geliyor. İşte bir kısım arkadaşlar dediğim gibi puan tutuyor, bu sebeple geliyor. Öncelikle size söylemek istediğim tek şey şu. Tarih bölümünü sevmiyorsanız ve eğer böyle sebepleriniz varsa gerçekten tarih bölümüne gelmemelisiniz. Bir diğer sorumuz da şu, okurken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle okulu okurken siyasi bir oluşuma katılmamalısınız. Bu ister gayrimilli olsun, ister milli olsun. Neden katılmamalısınız? Çünkü zaten mezun olunca eğer bir yere gelirseniz vatana ve devlete faydalı olabilirsiniz. Okul kantininden vatan kurtarılmıyor arkadaşlar. Peki biz neler yapmalıyız? Öncelikle konferans ve sempozyumlara katılmalıyız. Çünkü bunların bizim üzerimizde faydası yeteri kadar çok olacak. Tarih bölümü öğrencisiyiz. İlk başta yapmamız gereken çok çok fazla kitap okumalıyız. İngilizceyi geliştirmeliyiz. Şimdi İngilizceyi geliştirme konusunda tabii farklı düşünceler söz konusu. Örneğin tarih bölümü okuyorsunuz ve tarih öğretmeni olmak istiyorsanız İngilizce aslında çok da işinize yaramayabilir. Çünkü sonuç olarak KPSS'ye gireceksiniz ve atamanızı öyle sağlayacaksınız. Ama ben okulda kalmak istiyorum, ben yüksek lisans yapmak istiyorum, doktora yapmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum diyorsanız okul bittiği zaman YDS yani yabancı dil sınavı ve ALES sınavına gireceksiniz ve yabancı dil sınavında hayli sizden İngilizce isteyecekler. Bu sebeple eğer okulda kalmak istiyorsanız, akademisyenlik istiyorsanız, yüksek lisans ya da doktora istiyorsanız İngilizcenizi kesinlikle geliştirmeniz lazım. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Tarihle alakalı oluşumlara katılabilirsiniz. Örneğin benim de şu an üyesi olduğum Tarih Cemiyeti'ne hepinizi bekleriz. Peki mezun olduk, iş olanakları nedir? Ben şu an size 5 tane iş olanağı sayabilirim. En başta akademisyenlik. İkincisi devlette öğretmen olabilirsiniz. Üçüncüsü özel sektörde öğretmenlik yapabilirsiniz. Dördüncüsü de müze veya arşivlerde çalışabilirsiniz. Peki iş bulabilir miyiz sorusunda aslında tam anlamıyla şöyle cevap vermek istiyorum. Tüm bunları yapan, okuduğu yılları boş geçirmeyen tarihçinin iş bulamama durumu söz konusu değildir. Keza şöyle bir örnek vermek istiyorum. Unutmayın ki iyi bir duvar ustası ortalama bir doktordan daha fazla kazanır.